Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Öldürecekler bizi. Sakın korkma. Timur, yardım et. Timur, bırak beni. Timur! Bırak! Abi mevzu tamamdır. Kız kurtulduğunu zannediyor. Yakında paramıza kavuşacağız. Sonra kızın icabına bakacağız. Sen hiç kafanı yorma. Selametle abi, başım gözüm üstüne. Ya hadi oğlum yürü ya. Timur'a çok yakın bir konumdasın. Kimlerle konuştu, nereye gitti, kimleri misafir etti, hepsini öğrenebilecek, kesin deliller elde edebilecek konumdasın. Bak, senden kolay bir şey istemediğimizin farkındayım. Tehlike çok büyük. Ama bize yardım edebilecek tek kişi sensin. Ne diyorsun Adem? Bizimle bu işte var mısın? Varım. Sen bizim içerideki gözümüz, kulağımızsın. Bundan böyle. Ne gerekiyorsa yapacağım. Timur Bey. Adem. Yasemin kaçırıldı. Aksiyondu be. Hollywood gelsin, kunduzliğinden adam kaçırma dersi alsın. Ama Yasemin Hanım'ın aklını da teslim edelim. O fedayı atlattığın çok iyi oldu. Vallahi yanında olsaydı çok zorluk çekecektik. Şimdi fedayı out, kunduzi in. Who the f- fedayı ulan? Arkadaşlar, Yasemin Hanım'ın telefonunu aldık mı? Sonra yer tespiti falan başımız ağrımasın.
Aldık abi, çıkarttık. Kartı kırıp attık. İşte ekip bu. Ekip bu. Ensemble bu. Helal olsun. Vallahi şu paralar bir gelsin. Ücretinize ek size birer çeyrek altın da benden. Buyurun Yasemin Hanım, buyurun. Buyurun Yasemin Hanım. Sen de hemen gevşeme. Ne olacağını bile bilmiyoruz. Timur ödeyecek mi, ödemeyecek mi belli değil. Ödeyecek. Eğer seni seviyorsa tıpış tıpış gelecek, drink ödeyecek. Paramızı aldıktan sonra da herkes kendi yoluna. Kunduzi Turizm hayırlı yolculuklar diler. Devam ki. Buyurun Yasemin Hanım, lütfen. Teçhizatları getirelim arkadaşlar. Yasemin Hanım'ı bekletmeyelim. Bir taraf sakın boş bırakmayın. Riva'yı boş bırakmadın değil mi? Merak etmeyin, dünden beri en güvendiğim iki adamım orada. Timur sen iyi misin? Boş ver beni şimdi. Adem nerede? Birazdan burada olur. Tersanedeki korumaları da çağırdık, güvenliği arttırıyoruz. Bu saatten sonra çağırsanız ne olur? Olan oldu. Adem gelir gelmez yanıma gönderin. Tabii Timur Bey. Merak etme. Sağ salim dönecek eve. Abi şimdi sana Yasemin'in numarasını atacağım. Ayhan'a söyler misin? Konum tespiti yapsın. Sen gönder, hallederiz. Tamam, atıyorum abi, atıyorum. Timur, yüzünü görebildin mi? Belki oradan bir ipucu bulabilirsek. Baba! Adam... Baba, yaralısın sen. Tamam, geç, çok şükür. Baba, ne demek yok bir şey yaralı. Doktora yapma. Gittin mi? Yasemin nerede? Ya kaza mı yaptınız? Ne oldu baba? Yasemin kaçırıldı. Adem yanınızda değil miydi? Neredeydi? Şeytan! Baba! Şişt, tamam üstüne gitme, gergin zaten. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yeni bir haber var mı? Yasemin Hanım'a ya bir şey olursa. Sakin ol. Elin ayağı titriyor. Hadi sen git mutfağa. Ben toplarım buraları çabuk. Babacığım tamam biraz sakinleş. Lütfen biraz sakinleş. Yok sus! Timur Gökçe haklı. Adamlar aradığında ne gerekiyorsa yaparız. Tamam mı? Ne oldu? Haber mi geldi baba? Haber mi geldi? Timur Bey içeride seni bekliyor. Nasıl olmuş? Yaralama var mı? Bilmiyorum. Kalabalık var mıymış? Doğru düzgün bir şey anlatmadı. Seni sorup durdu. Girelim de öğreniriz. Timur Bey, Adem geldi. Adem, ne durumdayız? Aradılar mı? Gel benimle. Bekir burada kalın. O da annem gibi. Şşş, sakın. Aklına kötü kötü şeyler getirme, tamam? Merak etme, sağ salim dönecek. Gökçe. Sakin. Hocam videoyu görünce işin ciddiyetini idrak etmiştir. Hadi bekleyelim, biraz sindirsin, sonra ararız. Umarım. Gel seninle bir iddiaya girelim. Kocan parayı getirecek mi, getirmeyecek mi? Seni seviyor mu, sevmiyor mu? Bence seviyor. Timur'un sağ solu belli olmaz. Ya nedense bugün içimde çok pozitif bir his var.
Yalnız kafamı karıştıran tek şey, hani meblağ biraz yüksektir ya. Parayı toparlamak zaman alacak. Timur Bey parayı getirene kadar mecbur seni burada ağırlayacağız. İstese o parayı bulacağından eminim. Yasemin. Çık dışarı. Hemen. Bunlar ne? Seni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? Neyin karşılığı bunlar? Yasemin, sana laf anlatacak değilim. Aklının ermediği işlere karışma. Bu konuyla ilgili de ağzından tek kelime bile çıkmasın. Kimler biliyordu? Kimse. Sadece Yasemin'le ben. Plan bile yapmadık, çıktık öyle sadece. O zaman nasıl bu suya düşürdüler sizi? Bilmiyorum. Dinleniyor muyuz acaba? Arabada böcek falan olmasın? Belki. Bakarız ona. Devam edin. Yolu kestiler. Sonra? Sonra... Adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Açtılar kapıyı, çıkarttılar onu dışarı. Engel olmaya çalıştım. Adamlardan bir tanesini yaraladım ama sonra biri arkadan girip ensene vurup bayılttı beni. Neresinden yaraladınız? Ya da ağır mıydı? Bacağından galiba. Tamam. Bir hastaneyle soruşturalım. Belki gören olmuştur. Onlar olmalı. Timur Bey, sakin olun. Yasemin? İnsanın güzeller güzeli karşısına bu halde görmesi çok acı bir şey değil mi Timur Bey? Ama suç sizde. Biz adam gibi söyledik. Parayı getirin dedik. Dinlemediniz. Büyük sözü dinlemeyen sonuçlarına katlanır. Eğer Yasemin'in tek bir saçının teline zarar gelsin, seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni? Kendi ellerimle gebertirim. Bak, hem terbiyesizsin hem çok klişe konuşuyorsun. Ödediklerimi yaparsan kimseye zarar gelmez. Otur kendine bir çay iç, sakinleş, kafanı toparla, öyle konuşalım. 10 dakika yeter değil mi? O zaman arayıp sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ha bak şimdi, bir klişe de benden. Bu işe polisi karıştırırsan karının cesedini görürsün. Haydi eyvallah. Timur Bey. Timur Bey, sakin olun. Polise haber vermemiz lazım. Duymadım madem. Karının ölüsünü görürsün dedi. Gayet iyi duydum. Ama böyle bir şeyi polisten gizleyemeyiz. Polis yok. Ben bu filmi daha önce gördüm. Sonu iyi bitmiyor. Yaptığım hatayı tekrarlamam. O zaman tek çare kalıyor. Adamlara parayı vereceksiniz. Parayı verince serbest bırakacaklar mı? Hayır. Bırakmayacaklar. Yasemin Hanım'ı biz kurtaracağız. Yasemin de ölecek kesin. Aynı annem gibi Yasemin de ölecek. Gökçe, yapma. Sanki aynı şeyleri baştan yaşıyoruz Berna ya. Ama neden en kötüsünü düşünüyorsun ki? Bak, daha hiçbir şey bitmiş değil. Yo, bence her şey ortada. Bunun er ya da geç yaşanacağını bilmiyor muyduk? Neden kendimizi kandırıyoruz ki şu anda? Ne olursa olsun sakin kalmaya çalışın. Şimdi konuştuğumuz gibi adamlara parayı vereceğinizi söyleyin.
Miktar ne olursa olsun hazırlayın. Gerisini bana bırakın. Ve bir şey daha. Planımızı ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Adem, bu adamlar neye güveniyor? Kime güveniyor? Özellikle de o ileri geri konuşan neye güveniyor? Sen araştıracaktın. Ne oldu bu adamlar? Aslında bir isme ulaştım. Ahmet Toksöz. Tanıyor musunuz? İlk defa duydum. Yasemin Hanım'ın akrabası. Sağ ol Ahmet. Ulan, abi bıyığı hesaba katmadık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Anlat bakalım Yasemin Hanım. Parayı alınca ne yapacaksın? Ben bunu daha düşünmedim. Abi. Ya oldu mu şimdi ya? Gel hayal kuralım biraz. Bak yarın bu vakitler açık denizde bir teknedesin böyle gidiyorsun. Yarın şu iş bitsin. Ben kendi hayalimi kurarım. Bugünün hayalini yarına bırakmayacağım. Sen paran alınca ne yapacaksın abi? O sermaye yapacağım. Ne iş kuracaksın abi? Yapım şirketi düşünüyorum. O kadar antrenman yaptık bir aksiyon filmi çekmeyecek mi? Vallahi ben paramı alınca ilk iş benim oğlanı koleje yazdıracağım abi. En kalitelisini. Ben okuyamadım. Bizimki okusun be abi. Ha. Tabii. Yani okul olarak şey yapıyorum. Adamın hayali bile fakir ya. Adem, bu şimdi mi söylenir bana? Her şey bittikten sonra mı? Timur Bey, sakin olun. Önceliğimiz Yasemin Hanım. Onu oradan çıkaralım, adamlara sonra bakarız. Şimdi buluşmadan önce ben gideceğim, birkaç şey halledeceğim. Sonra haberleşiriz. Her şey yolunda mı? Karımı kaçırmışlar. Elini, kolunu, ağzını bağlamışlar. Sen her şey yolunda mı diyorsun? Affedersin. Öyle demek istemedim tabii ki. Nakit hazırlamamız lazım. Ödeme yapacağız yani. Evet Özgür. Ödeme yapacağız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. O yüzden git. Ne diyorsam onu yap. Tamam ama... Ama aradıklarında zaman kazanmaya çalışalım. Parayı toplamak kolay olmayacak. Özgür, ne oluyor? Yeni bir haber falan mı var? Mesaj mı geldi? Yasemin'e bir şey oldu? Ya bir sus. Keşke Yasemin'e bir şey olsa. Bir şey olsa da Timur mahvolsa. Yeter artık, çok sıkıldım. Her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Ya sanki ben söyledim onlara baş başa gezmeye gidin yanınıza koruma almadan diye. Hayır, neyine güveniyorsun bu kadar açık tehdit alırken? Egosu şiştikçe şişti, gözünü kör etti. Birinin ona haddini bildirmesi lazım. Sessiz ol. Duracaklar. Duysunlar. Beni çocuk gibi azarlamak neymiş göstereceğim ona. Senelerdir yanındayız. Aileye sözüm ona. Ama planı ne bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Bekir dahil herkesten şüpheleniyor. Ama şu üç günlük adama sonuna kadar güveniyor. Özgür, sakin olmak zorundayız. Şu an Timur'a karşı gelemeyiz biz. Şu an değil, hiçbir zaman gelemeyiz. Neden biliyor musun? Bizim elimizde ne varsa, neye sahipsek zaten onun. Biliyorum Berna. Hatırlatıp durma bana bunu. Senin için Mars yoksa Timur. Her şeyden önce geliyor. Bir kez olsun haklısın de bari. Yanındayım de. Seni anlıyorum de. Sa-
Zaten seni anlıyorum hayatım. Zaten yanındayım. Ben Gökçe için endişeleniyorum. Gökçe duymasın diye seni susturmaya çalışıyorum. Ya o kızcağız neler yaşadı biliyorsun annesi kaybolduğunda. Şimdi aynı travmaları tekrar tekrar yaşayıp duruyor. Ama şimdi biz akıllı olacağız. Tamam mı? Bu zor zamanında Gökçe'nin de Timur'un da yanında biz olacağız. Gökçe'yi biz inandıracağız ona hiçbir şey olmayacağına. Şimdi sakin olalım. En azından şimdilik. Gökçe'ye ben de çok üzülüyorum. O çocuk bunların hiçbirini hak etmedi. Sırf Gökçe'nin hatırı için susacağım. Ve Timur'a yardım edeceğim. Zaten şu olaylar falan bitsin. Yasemin bir sağ salim geri gelsin. Ben gidip Timur'la konuşacağım ya. Bize böyle davranmaması gerektiğini ona bir şekilde anlatacağım. Hayır, sen hiçbir şeye karışma. Benim aklımda var bir şeyler. Ama şimdi zamanı değil. Hadi. Gökçe'yi yalnız bırakmayalım. Kızım onunla evde oynayamazsın. Her yer leke olur, tamam mı? Tamam. Hı. Ben de bahçede oynarım. Hatta havuzda oynarım. Köpük tamam. Partisi yaparım hatta. Köpük partisi? Evet. İyi yaparsın. Ama ben şimdiden uyarayım bak. Evde oynamak yok. Tamam. 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 Geçemezsiniz. Aile dışından kimseyi alamıyoruz. Kesin talimat var. Biz burada yaşıyoruz beyefendi. Siz yenisiniz galiba. Nevin ben, Adem'in eşiyim. Açsanız oğlum kapıyı. Aç. Açın lütfen. Ne bu kalabalık Adem? Ne oldu? Anlatacağım ben. Sincan, hadi sen eve koş. Annen geliyor. Yasemin Hanım'ı kaçırdılar. Ne? Nasıl oldu? Eve dön. Ece bugün dışarı çıkmasın. Sen de dikkatli ol, tamam mı? Ben gelene kadar. Sen? Beni merak etme. Hadi. Hadi. Tamam, tamam. Haydi 10 dakika oldu. Arayalım mı seninkini? Anlaştığımız fiyatı isteyeceksin değil mi? 10 milyon dolar. Ya vallahi şöyle bir güzelliğine bakıyorum. Ya vallahi daha fazla edersin. Gel biz bunu 15 yapalım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Adamı mı sinirlendireceksin? Yok, pazarlık yapıyorum. Şerefsize bak. Takip edilmemek için telefonu değiştirmiş. Konuş. Merhaba Timur Bey. Kendini toparladın mı biraz? Ha, konuşabiliriz değil mi? Fazla uzatma. Kabul ediyorum, parayı ödeyeceğim. Ha, bak ne güzel konuşuyoruz işte. Biraz da rakamlardan bahsedelim mi? Ne kadar istiyorsun? Ya tabii biraz zam yaptık. 15 milyon dedik. Ha, dolar olarak. 15 milyon dolar mı? 15 milyon dolar. Bir de parayı akşama kadar toparlayıp getirebilirsen çok sevinirim. O istediğin meblağ o kadar hızlı hazırlanmaz. Bu oyunda kuralları ben koyuyorum arkadaşım. Senin pazarlık gücün yok ki. Bak parayı getireceksin ama yalnız getireceksin ha. Sonra tıpış tıpış evine döneceksin. Yasemin'i almadan sana parayı vermem. Ya o işler öyle olmuyor işte Timur Bey. Ben kendimi sağlama almadan karını salmam hiçbir yere. Paramı alacağım, cebime koyacağım ondan sonra. Bu iş böyle işine gelirse. Karımı göster bana, şimdi. Ya amma hanımcı sıktın sen de ya. Ya hadi gösterelim bari. Timur, yardım et Timur. Ne olur yardım et. Yasemin. Yasemin korkma. O kadar kafidir. Allah'ıma aksiyon bizden. Acıklı kısmı senden. 32 kısım tekmeli birden bir film çektik. Bir var ya şerefsizim. Bunun 10 katı para kazanırız ha. Ya maşallah yetenek ya. 15 milyon dolar çok fazla para Timur. Bu kadar az zamanda toplamak zor. Bütün hesaplarımı boşalt Özgür. O parayı hazır et. Bekir'le konuşalım. Adamlarıyla bir plan yapsın. Gerek yok. Adem'in planı var. Kalabalık istemiyoruz. Timur, Adem tek başına yeterli olacak mı? Riskli değil mi bu? Ben Adem'e güveniyorum. Nesine güveniyorsun? Daha kaç gün oldu?
ne malum parayı alıp kaçmayacağı 15 milyon dolar. Özgür, ben Adem'e güveniyorum dedim. Sen bu işlere karışma. Git parayı bul. Tamam, istediğin gibi olsun. Hasbinallah yine yerim oturmuş. Ferda kalk yerine yat. Ferda kalk kendi yerine yat, karnım ağrıyor. Kızım ne bakıyorsun deli deli? Kaç kere söyledim sana ya, git kendi yerinde yat. Allah Allah ya, bir şey söylesenize şuna. Bir orada bir orada bir kid otursun ya, deli midir nedir? Ya manyak mısın sen, ne yapıyorsun kızım ya? Canım sıkıldı. Benim de ya. Bugün yine evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Ne oynayacağız? Hadi bir şey söyle de oynayalım. Kızım. Anne ya, bari bahçeye çıksaydım. Ah benim güzel kızım. Dışarısı çok karışık. Gel bugünlük de böyle geçsin. Olmaz mı? Sonra bol bol çıkarız dışarı. Ece yapma böyle, bak çok üzüyorsun beni. Efendim teyze? Nevin, kızım almıyor bunlar beni içeri. Sadece aile fertleri girebilirmiş, öyle diyorlar. Tamam, geliyorum. Ben şimdi Melahat teyzeni kapıdan alıp geliyorum, tamam mı? İyi tamam, ben evdeyim. Odamdayım, çıkmıyorum dışarı. Tamam, anlaştık. Aferin sana. Geliyor şimdi, ona anlatırsınız derdinizi. Tamam, anlıyorum sizi. Siz de görevinizi yapıyorsunuz ama teyzem de yabancı değil sonuçta, girebilir yani. Biz de emir kuluyuz, ne diyorlarsa o. Ya ne oluyor Nevin? Bir terslik falan mı var? Anlatırım teyze. Hadi sen de içeri alıver ya. Ben üstleniyorum sorumluluğu. Söz. Hadi. Neyse, açalım kapıyı. Ay şaştın kaldın Nevin vallahi kızım. Ne bu böyle yukarıdakiler, aşağıdakiler falan? Sen Adem'in karısı değil misin ha? Ne bu böyle?
Ne bu anlayacaklar? Ne bu önlemler falan? Bilip bilmeden konuşma. Ben sana anlatacağım ya. Yeter ya teyze. Ay ya. Tamam tamam ama yani. Biliyorum çok para olduğunu ama bugün lazım, yarın çok geç. Bilemiyorum. Bu zor zamanda yanımızda olmazsanız sizinle çalışmaya devam edemeyiz. Tamam. Abdullah Bey. Merhaba. Merhaba Özgür, nasılsın? İyi değil. Hayırdır? Yasemin Hanım'ı kaçırdılar Abdullah Bey. Deme. Vah vah, adamdaki talihe bak. Çok geçmiş olsun, var mı yapabileceğim bir şey? Aslında var. Adamların istediği parayı toparlamaya çalışıyoruz. Ben uğraştım ayarlamak için ama birkaç milyon eksiğimiz var hala. Ne kadar eksik? Vallahi 4 milyon dolar daha lazım. 4 mu? Bir şey değilmiş. Tamam, akşam olmadan elinizde olur. Tamamdır, güzel haber. Ben Timur'la beraberim. Gelişme olursa haberleşiriz. Tabii tabii, haberleşiriz. Fidye de isterler şimdi. Muhtemelen. Ay kim bilir kaç para isterler. Teyze bak, baştan uyarayım. Ben bunu bir tek sana anlattım. Sen de başka kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Hele mahalleliye hiç söylemeyeceksin. Anlaşıldı değil mi? Aşk olsun Nevin. Sen de beni iyice boşboğaz belledin kızım. Ben senin şimdiye kadar neyini söyledim? Bunca telaş arasında canını da sıkmak istemiyorum ama. Ferda aradı. Teyze sen bunu bana niye başta söylemedin? Niye şimdi söylüyorsun? Ya dur bir kızım, sakin ol. Ne sakini teyze ya? Ne istiyormuş, ne söyledi? Görüş günüymüş, gel bir konuşalım dedi. Yüz yüze söyleyecek herhalde. Ben de geleceğim. Delirme durduk yere. Otur oturduğun yerde kızım. Ben gider anlarım derdi neymiş. Ondan sonra bakarız. Anne, bunu sulandırabilir miyim? Hayır kızım, evdeyiz. Ama çok sıkıldım. Ne yapayım kızım? Git odanda sıkıl. Devamlı seni eğlendiremem, değil mi? Nevin, niye sinirini çocuktan çıkarıyorsun kızım? Yapma böyle. Bir sakin ol. Bu işimi görür herhalde, değil mi? Yani kısa sürede onu bulabildim. Daha kuvvetleri var tabii. Onu bir aktif hale getireceğim bir saniye. Bu arada sinyalden bir şey çıkmadı. Hastanelerden de. Şimdilik akıllıca davranıyorlar. Bir hata yapacaklar. Hep yaparlar. Tamamdır. Aranı 200 metreden fazla açmadığın sürece sinyal zayıflamaz. Çantanın içine atman yeterli. Telefondan rahatça takip edilebilecek. Tamam, ben zaten adamları takip ediyor olacağım. Yani bu tarz aletlere çok güvenemedim hiçbir zaman. Eski modasın sen evlat. Eskinin modası geçmez, sen kendine baksana. Peki iletişimi nasıl kuracağız? Bununla. Kulağında olması yeterli. Telefonunu ver istiyorsan, onu da halledeyim. Aklın nerede senin? Ne bileyim ya. Kafanı ne kurcalıyorsa anlat bakalım. Kimesinmeyen şeyler var.
Adem sen de izinlisin. Yasemin'i ben korurum bugün. Ben çocukları ayarlayayım hemen. Bir araç sizi geriden takip etsin. Lüzum yok Bekir. Bir gün olsun peşimizde orada olmadan gezmek istiyoruz. Değil mi? Adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Bu kaçırılma durumu. Oyun mu oynuyor? Başı gerçekten dertte mi bilmiyorum. Ya bu ailede çözmemiz gereken çok şey var. Ve biz daha en basit sorulardayız. Hepsinin cevaplarını bulacağız evlat. Sabır. Hele şu operasyonu sağ salim atlatalım da. Sen kadını kurtar, evine teslim et. Timur'un sağ kolu ol. Tamam. Benim şu ölüm planımı konuşsak mı artık? Ya sen kafanı yorma. Ben onların hepsini halletmişim. Kocan şimdi parayı göndersin. Sonra seni koftiden öldüreceğiz. Mezarını kazacağız. Bir ceset getirip onun içine koyacağız. Kocan bütün o görüntüleri gördükten sonra artık sıkıysa inanmasın. Cesedi nereden bulacaksınız? Bulduk bile. Kimseye zarar vermediniz değil mi? Ya sen kocanın harbiden öldüğüne inanmasını istiyor musun? Ne istiyorum? E tamam o zaman işime karışma ya. De haydi gidelim şu işi halledelim gelelim. Keşke daha önce söyleseydim bu meseleyi abi. Hangi mesele oğlum? Ceset lazımmış ya abi. He lazım. Ben hallederdim abi. Nasıl halledecek? Ya bu kimsesizler mezarlığında bizim bekçi Mahmut var. Koyardık cebine 3-5 kuruş bir şey. Hallederdi gerisini. Ya ne diyorsun Ahmet? Ya bu süper bir fikirdir ya. Helal olsun sana. Ne sandın abi? Ama benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş abi? Zamanı gelince öğrenirsin. Telefon hazır. Eyvallah. Ayha zaten kulağında olacak. Ama yalnızca ses değiliz biliyorsun. Kalabalığız. Bir sorun olduğunda ekip müdahaleye hazır. En ufak bir aksilikte yanındayız. Buldunuz mu? Daha değil. Ama yakında. Yardım eder misin? Gel. Sana çıkıştığım için özür dilerim. Açtı mı? Babaların canı öyle kolay kolay acımaz. Olsun gene de ben üfleyeyim de. Sen daha 3 yaşındaydın. Bir gece acayip hastalandın. Çok korktuk annenle. Kaptık seni hastaneye gittik hemen. Ama sen de bir inat, bir inat. Ne doktorlara müsaade ediyorsun muayene etsinler diye. Ne de hastanede kalmak istiyorsun. Bazen düşünüyorum acaba bu inat oyunu kimden aldın diye. Ne zaman seni kucağımdan alsalar, ne zaman yanlışlıkla elini bıraksam ağlamaya başlardın. Nasıl sakinleştirdiniz beni peki? Ben sakinleştirdim. Hemen yanına yattım yatakta.
Doktora dedim ki ilk önce bana yapın, ne yapacaksınız? Sen de oyun zannettin, müsaade ettin. Bütün gece ben yanında yattım yatakta. Annen başımızda. Hastanede kaldık. Çok salakmışım. Eskiden en güvendiğin kişi bendim. En güvende hissettiğin yerde yanımda. Hatırlıyorum. Bir zamanlar en güvendiğim insan sendin baba. Şimdi? Misafir kabul ediyor musunuz Ece Hanım? Evde yok galiba. Neyse, ben yine de bu güzel dondurmayı evine bırakayım ki belki dönünce yer. Ahmet bak, böyle eline hiç bakmayacaksın. Sanki elinin bir parçasıdır. Bak, vırk, hızır. Vırk, hızır. Gördün? Haydi sen de salla biraz. Abi. Nedir oğlum, planı sana anlatmadık diye mi trip yapıyorsun? Abi kız bize güvendi. Başına bir şey gelmez değil mi abi? Ne gelecek oğlum? Paramızı aldıktan sonra herkes yoluna. Hele al salla şunu biraz. İstemiyorum. Hele al biraz salla stresine. İstemiyorum. Kur'an hakkıyız. Vallahi istemiyorum abi. E al lan. Tespih çekerken emeğe saygı göstereceksinler, bunu yapan ustalar. Öyle alelade çevirmeyeceksin. Meşk edeceksin onu. Kunduzi ile Ahmet neredeler? Bilmiyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bu kuzeni Ahmet seni satmasın. Merak etme abi, bir şeyden haber yok. Sen bu Kunduzi'nin sokak köpeği olduğu zamanları bilir misin? Bilmezsin tabii. Aşılarını ben yaptırdım. Mamasını ben verdim. Allah'a var. Kanın kokusunu uzaktan iyi alır. Yasemin'i duyunca koşa koşa bana geldi. Mevzuları birbirine bağlamakta boş adam değiliz abi. İnşallah gün sonunda Timur'un defterini de döndüreceksin. Bu gece hepiniz için bir sınav. Eğer başarıyla geçerseniz hiçbirinizin sırtı yere gelmez. Seni de patronun gibi besler, büyütürüz.
Ay yeter artık ama be kızım. Ay benim içime fenalık geldi. Bu kadar salma kendini. Ne yapayım Nesibe abla? Yani ya başına kötü bir şey geldiyse? Ya kötüsünü düşünme kızım. Dua et, dua. Fatih var mı bir haber? Yok. Yani ama kesin vardır. Ben bilmiyorumdur. Kesin öyledir yani. Çünkü Adem abi geldi şimdi. Timur Bey'le bir şeyler yapacaklar gibi. Siz de ne olur kötü düşünmeyin artık ya. Olur mu? Allah'ım sen koru yarabbim ya. Amin. Benim rahmetli hanımımın başına gelen onun başına gelmesin. Ay deme öyle. Zaten şöyle kadıncağızın bir yüzü gülmedi ki ya. O ne demekmiş ayol? Timur Bey gözünün içine bakıyor kadının. Yahu salıvermeyin kendinizi. Ne olur yapmayın artık ya. Adem abi var mıydı daha önce? E yoktu. E şimdi Adem abi var. Bence eliyle koymuş gibi bulacak onu. Merak etmeyin her şey çözülecek. Lütfen yapma böyle olur mu? İnşallah. Canım bir el atsana. Niye polise haber vermediniz? Niye senin gitmen gerekiyor tek başına? İlk defa tehlikeli bir şey yapmıyorum Nevin. Rahat ol. Ne bileyim hep bir endişe, hep bir korku. Yani göreve gidiyormuşum gibi düşün. O yüzden mi bu surat? Korkuyorum Adem. Sincap. Şişt, bak ne diyeceğim. Anneye üzmek yok tamam mı? Yemeklerin hepsi bitecek. Ya sen yemekte olmayacak mısın? Belki akşama yetişemeyebilirim ama kahvaltıya geleceğim. Söz mü? Söz. Anne biliyor musun? Sosyolojimiz bizi tahtaya kaldırdı. Sorular sormaya çalıştı ama sınavdan 80 aldım. Sen her gittiğinde bir şeyler mi yiyip geliyorsun ya? Şişmişsin yine. Ay ne alakası var be? Daha yeni 2 kilo verdim. Vay, 2 kilo ha? Villaya gidip gelirken mi verdin kiloları? Ne güzel hayat. İnsanın bırakası gelmiyordur değil mi? Ne istiyorsun Ferda? Niye çağırdın beni buraya? Ne kadar kötü bir yer değil mi? Haklısın. Ben de seninle burada buluşmak istemezdim ama mümkün değil. Ne yazık ki. Bu benim suçum mu yani? Yok canım senin ne suçun? Ya of Meloş. Ne kadar alıngansın bugün ya. Şurada alt tarafa 2 lafın birini kıralım dedik. Aşk olsun. Neyse. Seni burada daha fazla tutmayalım. Senden bir isteğim olacak. Şu harika hayatınızdan bir parçacık da bana verseniz diyorum ha. Küçücük ya, bir dilimcik. Ya kızım hayatınız deyip durmasana. Ya sen beni nerede bıraktıysan ben hala oradayım. Ben ne verebilirim ki sana? Yeğeninle konuşup onu uyarabilirsin mesela. Bak Nevin dersin. Bu Ferda yine rahat durmuyor dersin. Hapse girdi, kurtulduk sandık ama yanılmışız dersin. Orada paraya ihtiyacı olur, güce ihtiyacı olur. Şimdi biz onu doyurmazsak gelir bizi ısırabilir dersin. Hı? Anladın? Para mı? Sen ne yapacaksın ki burada parayı? O seni hiç ilgilendirmez. Hem belli mi olur? Belki yakında çıkarım buradan. Çıktığımda da yeni bir hayat kurmak için bir şeylere ihtiyacım olacak. Güzel. Hepsi burada değil mi? Eksiğimiz var Timur. Ne demek eksiğimiz var? Kayıtlı olan tüm parayı toparladım ama 4 milyon eksik çıktı. Özgür.
Sen bana böyle şeyleri neden söylemiyorsun? Sen böyle mi iş yapıyorsun? Şimdi adamlar aradığında ne diyeceğiz? Kusura bakmayın, 4 milyonumuz eksik mi diyeceğiz? Timur, dinle bir, sakin ol. Timur Bey, misafiriniz var. Hoş geldin Abdül. Hoş bulduk. Hayırdır? Ne bu? Biraz eksiğim varmış. Özgü söyledi. Ben de aramızda lafım olur dedim, getirdim. Özgür, ortağımı bu işe karıştırmanın ne gereği vardı? Ya zaten gerginsin, bir de para meselesiyle uğraşma istedim. Mesele benim meselem. Kararları ben veririm, sen sadece uygularsın. Ya Timur, yabancı mıyım ben? Olan olmuş. Sağ ol Abdullah. Ne kadar var orada? 4 milyon. Önümüzdeki hafta borcumu öderim. Hesap kitap yapmıyoruz şimdi. Boş ver parayı. Biz aramızda hallederiz. Timur Bey. Oo, Adem Bey. Baksana güpegündüz neler olmuş. Nerelerdeydin sen? Biz de bordo bere dedik. Evde kahraman var dedik. Nasıl olacak bu iş şimdi? Peşimizde koruma olmamasını biz istedik. Müsaitseniz konuşalım. Konuşalım. Tekrar sağ ol. Özgür, misafirimize bir şeyler ikram et gitmeden. Adem gel. Bekir, Fatma'yı çağırır mısın? Ne durumdayız Adem? Şöyle geçersek daha sağlıklı olur. Çantaya bunu yerleştireceğiz. Sinyali takip edilebilir. Yani böylelikle para nereye giderse gitsin haberimiz olacak. B planı. A planı ne? A planı benim. Siz parayı teslim ettikten sonra ben adamların peşine düşeceğim. Önce adamlar, sonra mekan, sonra Yasemin Hanım'a ulaşacağım. Sessiz sedasız başlayacağız yani. Umarım öyle de biter. Önceliğimiz Yasemin Hanım'ı oradan sağ salim kurtarabilmek. Timur Bey, böyle adamlar ürkütmeye gelmez. Korkarlarsa hata yaparlar. Ama merak etmeyin, böyle bir şey olmayacak. Ben de geleceğim seninle. Timur Bey, anlıyorum. Ama bütün konsantrasyonumu Yasemin Hanım'a vermem lazım. Yani aynı anda iki kişiyi korumak avantajımı azaltabilir. Siz parayı teslim edin, eve dönün, yeter. Öyle olsun. İşler çığırından çıkarsa diye. Gerekli olanı al. Merak etme, hiçbiri takip edilemez. Ben zaten dolu gideceğim. Hem kendi silahımı tercih ederim. Bir silahı ne kadar iyi tanırsan o kadar iyi anlaşırsın. Ama bu silahlar... Bu silahlar neden burada diye soracaksın. Haklısın merak etmekte. Temkinli bir adamım diyelim. Bir de daha önce başıma neler geldi anlattım sana. Kimle çalıştığımızı bilmiyoruz. Bir bakmışsın en yakınındaki adam düşmanın çıkmış. Beni en iyi sen anlarsın.
Neredesiniz siz? E vallahi ben karımı bu yüzden boşamışım ha. Neredesin, kimlesin, ne yaptın, ne zaman geleceksin? E işimiz vardı, vay. Şu an tek işiniz benim. Şu işi halledin, sonra ne yapıyorsanız yapın. E, muhterem kocanızın parayı toparlayıp getirmesini bekliyoruz Yasemin Hanım. Ahmet, hele kuzenden çay kahve bir şeyler ver, hararetini alsın. Siz de hele gelin bakayım. Ya bırak şimdi çayı, bir sıkıntı yok değil mi? Yo, ne oldu ki? Berna Hanım. Yok, hiçbir şey yiyecek halim yok. Şöyle bırakıver, isteyen sonra alır. Gökçe Kuzu. Bak, seni sevdiklerinden var. Yok Nesibe abla, sağ ol. Şimdi mevzuyu anlamayan yok değil mi arkadaşlar? Ya bu Ahmet'e dikkat edin ha. Yavaş yavaş kullanmaya başladı. E ya çocuk da haklılık, sonuçta kuzenini öldüreceğiz. O mevzuya uyanmasın, dikkat edin. Aman gözünüz üstünde olsun, kurbanmayın. Ahmet, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. Alacağın parayla bir şeyler yap. Bak söz ver, çocuğun için bir şeyler yapacaksın, tamam mı? Tamam. Kunduzi paranı verecek değil mi? Ya aslında para meselesi değil de... benim sana söylemek istediğim şey... Ses hayırdır? Öyle fısır fısır ne kaynatıyorsunuz bakayım? Hiç abi. Ha, güzel. Allah'a emanet sen bir gel. Haydi siz de teslimata. Ayhan orada mısın? Buradayım. Ses temiz mi? Temiz. Para hareket etti. Tamam. Başlıyoruz. Timur, hiç içime sinmiyor böyle tek başına gitmen. Yalnız değilim. Adem de geliyor. Merak etme. Her şeye gidecek, tamam mı? Bak, seni Yasemin'le bekliyoruz. Baba! Ne oldu? Ha? Ne oldu? Baba, parayı başkası verse olmuyor mu? Bak,
Bekir var, Adem var. Onlar versinler, olmaz mı? Olmaz güzelim. Adamlar illa beni de görmek istedi. Eğer orada olmazsam Yasemin'in hayatını tehlikeye atmış oluruz. Ya tamam, Yasemin'e bir şey olsun istemiyorum. Ama ya sana bir şey olursa? Ben ne yaparım? Beni yalnız bırakamazsın baba. Yapma böyle. Bak dinle beni. Bana hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Ve seni asla yalnız bırakmayacağım. Diyelim ki oldu, sen beni iyileştirirsin. Pansuman yapmayı biliyorsun nasıl olsa. Hadi, hadi, hadi. Adem, en azından ben geleyim sizinle, bak sana destek çıkmak için. Bak gölgemi bile görmezler. Sen evi boş bırakma Bekir, ben hallederim. Çikolata beyne giden damarları açıyormuş, biliyor musun Yasemin Hanım? Ya şeker lazım bünyeye, endorfin lazım. Yok, istemez. Ya geldin gidiyorsun, seni de bir güldüremedik ya. Ama sen de haklısın, ne yapacaksın? Ne gerek var ki? Paranı aldıktan sonra sen yoluna, ben yoluma. Ya o da doğru ya. Ya para gelsin de paylaşması kalsın. Tuzaklığının son zamanları. Sizi yerinize alalım Yasemin Hanım. Ben üstüme düşeni yaptım. Para burada, eksiksiz. Şimdi karım nerede onu söyleyin. Daha değil. Ne demek daha değil? Vakti geldiğinde haberini alacaksın. Sabret. Ne sabreti? Karım nerede? O kolunu indir, yoksa sakat kalırsın. Sonra güzel karına bir daha sarılamazsın ha. Ne yapıyorsun? Vurdunuzun ikili. Ya bir maç çekilini yapma. Ulan sen... Şimdi arabanda otur. Bizden haber bekle.
Hadi. Adem, Yasemin'in nerede olduğunu söylemedi. Burada bekle dediler. Gördüm, sakin olun. Ben peşlerindeyim. Araç önümde, takibe başlıyorum. Tamamdır abi, sinyal temiz görünüyor. Gazan mübarek olsun. Sağ ol. Çıkarsana oğlum maskeni. Buradan iki deste alsak kimse anlamaz ha. Kunduz'u öyle bir anlar ki. Hadi onu boş ver. Asıl büyük patron. Ayhan. Alo Ayhan, duyuyor musun? Dinliyorum. Sinyal gitti şu an, ekran bomboş. Kaybettim adamları. Nasıl ya? Bir dakika, bakıyorum ben hemen. Tamam, acele et, şu an ormanlık yoldayım. Bak, ileride yan yollara giriş var. Nereye döndüklerini görmem lazım. Abi bende sinyal yok. Buradan batınca buluruz. Ne? Alo? Anlamadım. Jammer var orada birkaç tane, sinyali onlar. Allah'tan telefonla kulaklığı yüksek frekans yaptım. Hadi. Hadi. Yakaladım seni. Adem, çok uzaklaşmamış, 600 metre ileride. Duyuyor musun beni? Düz devam. Düz basıyorum. Evet, düz bas. Adem, kısa yol yapmak ister misin? Ne kadar kısa? 4 dakika kazanırız. Yapalım. Buradan bir yol var, burası mı? Hayır, hayır değil. Bir sonraki. İleride sağdan dümdüz takip mesafesine çıkarsın. Duyuyor musun beni? Ya Ayhan. Dinliyorum. Buradaki yol çok kötü. Hadi ya. Stiklerin orada, salla beni. Araba orada. Adem. 100 metre önünde durdular. Neyin peşinde bunlar ya? Git hadi hallet kızı da kurtulalım. Hadi hadi. Ayrılıyorlar bunlar. Duyuldu mu, ayrılıyorlar? Nasıl yani? Bir adam indi şimdi araçtan ama elinde çanta falan yok. Adem, sinyal tekrar harekete geçti. 300 metre ileriden sola dön. Duyuyor musun beni Adem? Adem, sinyal uzaklaşıyor. Orada mısın? Buradayım. Sinyalle işimiz yok. Bu adam beni Yasemin'e götürecek. Sanırım seni. Ayhan. Dinliyorum. Parayla Yasemin Hanım muhtemelen farklı yerlerdeler.
Sen parayı takip et. Bu arkadaş beni Yasemin Hanım'a götürecek. Söyle Özgür. Merak ettik Timur. Saatler geçti. Bir haber yok mu hala? Adamlara parayı verdim. Bizden haber bekle dediler. Gittiler. Ben de bekliyorum bu dağ başında. Parayı alıp gittiler. Sen de buna müsaade mi ettin? Yasemin'i görmeden hem de. Özgür. Zaten sinirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım. Adem parayı takip ediyor Yasemin'i bulmak için. Kimseye söylemediğiniz planınız bu muydu? Yani şimdi hem 15 milyon dolar... Hem Yasemin, karın, Adem'e mi emanet şimdi? Keşke seni dinlemeyip Bekir'i taksaydık peşinize. Haddini bil Özgür. Senin endişelendiğin Yasemin'den daha çok para galiba. Ama unutma ki ikisi de benim. Para da Yasemin'de. O yüzden karar bana ait. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Timur, ben aslında en çok senin için endişeleniyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama doğru. Senin kararın, senin meselen. Siz Gökçe'yi yalnız bırakmayın Özgür. Telefon bekliyorum. Zırt pırt arayıp meşgul etmeyin. Zavallı Timur. Yumuşak karnını bu kadar açık edersen... biri illa gelir kaşır tabii. Çekilsene kardeşim yoldan. Geç kaldık ya, işimiz var. Ya birader niye kızıyorsun? Bilerek mi yaptın? Gel bir el at da şey yapalım, çözelim şunu ya. Su kaynatıyor galiba. Su mu kaynattı? Ha. İyi de kardeşim, ben de anlamam ki bu işlerden. Bir kontağı açar mısın bakalım? Kontağı. Anahtar üstünde mi? Baksana. Bakayım. Anahtar falan yok ki kardeşim burada ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şimdi sana soru soracağım. Sen de anlatacaksın. Mevzu tamamdır abi. Çocuklar parayı getirdiler. Güzel. Timur'a mesajı atın. Gelsin sevgili karısının cenazesini alsın. Kötü haberi ben vereceğim şimdi ha. Üzülecek şimdi. Mesajla da ayıptır değil mi abi? Ulan, oğlum kunduzi yine
Buna iyi bakın oğlum, USD'dir bunlar, USD. Bak gözünüz USD görsün. Siz de yolunuzu bulacaksınız ab. O surat nedir şimdi? Abi kız, şart mı abi? Bırakalım o da gitsin kendi yoluna. Ya gidecek işte. Yalan söyleme abi, biliyorum kıza ne yapacağınızı. Madem biliyorsun susacaksın. Susacaksın ki kuzeninle beraber gömülmeyesin, anladın? Oğlum öyle durma, bir şey söylesene. Oğlum ne öyle bakıyorsun? Bir şey söyle, kafa salla, bir şey yap. Hah, aferin. Ya niye böyle yapıyorsun Ahmet? Şu parayla sana kaç tane yeni kuzen alırız? Kurban olayım, öyle mahzun durma, hiç yakışmıyor sana. O nedir bu? Takip şeyi koymuşlar. Ben sizin yapacağınız kontrolün... Ne, hadi gidiyoruz. Kızın işini bitirin baba. Birazdan son nefesini verecek. Bilmek istersin belki. Haber geldi. Kunduz'u bitirin dedi. Turgut'u beklemeyeceğiz mi? O halledecekti ormanda. Vallahi gömüleceği yeri o biliyor. Ben bilmiyorum. Ahmet'le Kunduz'u neredeler? Ha, geldiler mi? Parayı almışlar mı? Bu hala oyun zannediyor ha. Ablacığım, sen neye bulaştığını anlamadın sanırım. Bu ne demek şimdi? Yazık diyor, yazık. Sana yazık olacak diyor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz şu an? Ben Kunduz'u ile konuşacağım. Biz böyle anlaşmamıştık. Geç. Bırak beni. Bırak. Şükür gelebildin. Sana mı bırakayım? Niye çıkarmıyorsun oğlum maskeni? Çok mu sevdin? Ayıptır ya. Çıkart da bayan celladının yüzünü görsün. Ya izin verin Kunduz'u ile konuşayım ne olur ya, varırım. Ya yapma. Yapma. Ne olur yapma. Yapma. Yasemin, iyisin değil mi? Adem. Beni, başka adam gördün mü? Var mı? Geç içeri, geç, geç. Başını çıkarma, tamam mı? Timur. Ne
Gelmeyecektiniz. Niye geldiniz? Boş ver onu. İyi misin sen? İyiyim. Siperde kalın. Dikkatli olun. Geldiler mi? Bir haber var mı? Yaklaşmışlar. Birazdan burada olacaklar. Ben sizi içeri misafir odasına alayım. Hazırlığınızı orada yaparsınız. Yaralının durumu ağır mı? Bilgi alabildiniz mi? Kolundan yaralanmış diye duydum. Bekir. Yenge. Ne oldu? Buldular mı Yasemin Hanım? Bulmuşlar. Kurtarmışlar. Geliyorlar. İyi miymiş? İyi. Adem de iyi değil mi Bekir? Yenge, sen istersen eve git. Onlar gelince ben sana haber... Sakın bana eve git falan deme. Durum neyse onu söyle. Nedir bu gerginlik? Bir sorun var değil mi? Bir şey yok. Zaten geliyorlar. Kaç yıldır tanıyoruz birbirimizi seninle. Biz senin lafına güvenip de buraya geldik. Sen bizi neyin içine düşürdün böyle? Aşk olsun yenge. Nasıl laf şimdi öyle o? Ben sizin zararınıza bir şey yapar mıyım ya? Zaten Ademler de geliyor birazdan. Bak görüyorsun ortalık karışık, azıcık sakin. Timur daha hızlı gidemiyor musun? Kanı durmuyor. Adem dayan biraz daha. Gelmek üzereyiz. Ağır bir yara değil. İyiyim ben. Acıtmadım değil mi? Yok. Kaldılar ya. Sen sakin ol tatlım. Gelecekler. Özgür, doktor halledebilecek mi? Hastaneye gidelim. Ona doktor karar verecek artık. Geldiler. Sakin, sakin. Tamam. Adem gel. Adem. Canım korkma. Yaralanmışsın. İyiyim, bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Tamam mı? Yani. Sıyırdı. Tamam mı? Doktor geldi mi? Baba kurşun yarası mı o? Panik yapmayın. Bekir sen burada kal. Özgür doktor nerede? Misafir odasını aldım. Gelin Timur. Gel gel gel. Gel. Çok şükür Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü. Şükür. Duaların kabul oldu bak. Evet. Ama o Adem olmasaydı ne olurdu bilmem.
Nasıl olmuş? Bir anda oldu. Kurşun sıyırmış galiba, bilmiyorum. Şu kalabalığı bir alabilir misiniz? Özgür. Hanımlar, hadi bırakalım doktor bey işini yapsın. Hayır hayır, ben burada kalıyorum. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi gel. Ben iyiyim. Gel bir elini yüzünü yıkayalım. Gökçe gerçekten iyiyim. İyi değilsin, gel. Gel. Bir şeye ihtiyacın olursa ben dışarıdayım. Kursun bana sevindim bu arada. Gökçe, Yasemin nasıl? Hiç iyi değil ya. Çok kötü hatta. Ağlıyor sanırım. E normal. Ben sana hep diyorum, babanla evlenmeseydi, oyuncu olsaydı tüm ödülleri toplardı. Sen de ne olur çok yıpratma kendini onun için. Benden sen de bir karar mı versen acaba? Benim yüzüme kötülüyorsun, onun yüzüne gülüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sence neden Gökçe'cim? Bir denge tutturmaya çalışıyor olabilir miyim? Yoksa biliyorsun günahımı kadar sevmiyorum da. Ama bak, senin üzülmeni istemiyorum. Sen sakın onu acıma, tamam mı? Acınacak duruma düşersin. Ben Suzi ile konuşacağım. Biz böyle anlaşmamıştık. Geç. Bırak beni. Otur. Yapma. Ne olur yapma. İyisin değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Dediğim gibi, ertesi günde yaranın etrafını muhakkak temizleyelim. Ağrı kesicilerle iki güne toparlar. Sağ olun Ümit Bey. Canan, iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Ciddi bir şeyim yok gerçekten. Yorgunum sadece. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ece nasıl? Yalnız bırakmasaydın. İyi, Fatma bakıyor, sağ olsun. İyisin değil mi? Bir şeye ihtiyacın yok. Canım benim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bak, dikiş atıldı, geçti, bitti. Merak etme. Şöyle. Birazcık şurayı silelim. Bu bile fazla sana. Bir işi beceremediniz. O depoyu temizlet.
geride iz kalmasın. Şimdi şöyle izah. Seni çokluktan çıkardık be. Sana bir şans verdik. Bunları halledebileceğini düşünmek benim suçum. Abi şimdi plan aslında yolunda gidiyordu ama o bordo bereli yok mu? Şişt. Kendi işimi kendim çözeceğim. Bu iş uzamadan o Timur'un hesabı kesilecek. Abi müsaade et, o korumanın hesabını ben görüyorum. Ait olduğun yere geri dönüyorsun. Onunla da ben ilgileneceğim. Dur hadi, seni o çöplüğe atmıyorum. Yat, kalk, dua et. Yasemin'in durumu? Ne olmuş oğlum, yaşıyor işte, daha ne istiyorsun? Ya yaşıyor şükür de sonuçta anladı abi öldürüleceğini. Sormaz mı bunun hesabı? Çok geçmiş olsun. Sana da zahmet verdik, kusura bakma. Olur mu öyle şey, ne zahmeti? Hiç uyanmadı zaten. Ben bir eve geçeyim de Yasemin Hanım'a da bir bakayım. Tamam, tekrar çok teşekkür ederiz Fatma. Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Şey, ne yapmak, oturmak mı istersin ya da yatmak? Aç mısın, yemek yapayım mı sana? Nevin, iyiyim dedim ya. Ne iyisi Adem, ölümden döndüm bildiğin ya. Oh, Nevin bak, abartıyorsun lütfen. Da, bu küçük bir yara, daha büyüklerini atlattık biliyorsun. Ya yaranın küçüğü büyüğü mü var Allah aşkına? Seni o halde görünce aklım başımdan gitti resmen. Hadi Nevin hadi. Adem sen haklısın. Bu insanlar bize göre değil. Hayatları çok karışık. Gidelim buradan. Canım, bulacağım iş çok mu tehlikesiz olacak sanki? Sen de mutsuzsun. Kendin söyle. Başka iş bulursun. Bir süre teyzem de idare eder. Nevin. Ben ayrılmak istemiyorum. Ne demek istemiyorsun? Ya şimdi bu durumda insanları bırakmak doğru olmaz. Tek sebebi bu mu peki? Başka ne olabilir ki? Bak, endişelenme tamam mı? Ya böyle şeyler kolay kolay olmaz vallahi. Ya Yasemin Hanım'ı bir daha kaçırırlarsa? Ya bu sefer gerçekten bir şey olursa sana? Öyle bir şey olmaz. Merak etme. Vallahi bak ben iyiyim. Geçer bu, bir şey değil. Dur. Çok korktum. Hadi yatağa. Yaklaşma bana Timur. Uzak dur benden. Biliyorsun senden uzak duramadığımı. Bile bile bunu istiyorsun benden. Ama olmuyor. Ne yapalım? Beceremiyorum. Bir şekilde kendine çekiyorsun beni. Bu hışın tavırların beni daha da heyecanlandırıyor, haberin olsun. Zor olanı elde etmeyi severim bilirsin. Ben senin malın değilim. Ya da paran için yalakalık yapan tiplerden hiç değilim. Aa,
Ağzına hiç yakışmıyor böyle laflar. Sana nefret ediyorum. Tiksiniyorum senden. Ama ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki... sabırla seni beni sevmeyi öğretecek kadar seviyorum. Beni zorlayarak mı, hapis tutarak mı sevmeyi öğreteceksin? Sen hastasın, zavallısın. Doğru. Hepimizin kusurları var. Benim de var. Senin de var. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Ben seni bütün kusurlarına rağmen... Pardon. Düzeltiyorum. Eğer ben seni bütün kusurlarınla sevebiliyorsam... sen de beni seveceksin. Arkana döndüğün an ben buradan kaçacağım Timur, göreceksin. Kaç hayatım. Arkamı döndüğüm ilk anda kaç. Ancak buraya kadar kaçarsın. Seni alıp tekrar getiririm. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu aklına sok. Sen ya da ben ölmeden bu ilişki bitmeyecek. Rasim abim, evdeyiz. Her şey yolunda abi, merak etme. Siz ne yaptınız asıl? Depoyla ilgili, adamlarla ilgili gelişme var mı? Depoyu çoktan temizlemişler. Yapma ya. Peki yola bıraktığın paket? Sen önce bir iyileş, toparlan da gerisi kolay. Sen gelene kadar paket bizim misafirimiz. Abi siz de çok uğraştınız ya. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Adem kardeş, bak co-pilotun her zaman burada. Unutma, tamam mı? Yola çıkarken de haber ver bana. Unutmam, unutmam. Merak etme. Adem, bu gece rahat bir uyku çek. Hak ettin. Hepimiz abi, hepimiz. İyi geceler. İyi geceler. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birine
Çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik prenses kızı varmış. Sonra? Ya dur baba düşünüyorum. Sen gel en iyisi böyle düşün. Gel. Buldum buldum. Gel. Orada da bir tane kraliçe varmış. O kraliçe çok güzel yemekler yapıyormuş. Ne yaparmış? Krep falan. Krep mi? Evet. Of bayılırım. Ne varmış krepin içinde? Ne istersin? Çikolata. Var. Bal. Var. Kaymak. Var. Aman Allah'ım. Hadi gözünü kapat. Böyle anlat. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Maşallah, maşallah. Neşen yerine gelmiş. Vallahi şunları sofraya götüreyim de Yasemin Hanımcığım yesin, çok sever. Bal olsun ona, bal, bal. Ay haspam. Bana nispet de yaparmış. Ay vallahi hiç kusura bakma benim canımı sıkamazsın Nesibe ablacığım. Yasemin Hanım sağ salim eve geri döndü ya. Benden keyiflisi yok vallahi. Oh. İyi iyi hadi ne halin varsa gör hadi bakalım. Ay ben şunu koydum. Bunlar soğumadan götüreyim sen bakarsın değil mi? Tamam tamam hadi bakalım hadi. Günaydın. Günaydın. Siz de çok üzüldünüz dün tabii. Çok şükür ama Yasemin Hanım iyi şimdi. Yo ne üzüleceğim. Geldi eve işte. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Allah Allah. Bu evdeki herkes de bir acayip yani. Ne oldu kızım? Ne söyleniyorsun yine? Vallahi kusura bakma ama bu Gökçe bir enteresan. Ay dün ne kadar üzüldüğünü biliyorsun, değil mi? Ay sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi gelmiş abuk subuk laflar ediyor şimdi de. Ay deli mi ne? Bak kızım, Gökçe'me laf söyletmem. Yoksa kırarım kalbini. Aman iyi. Hiç ona laf söyletmezsin sen, tamam. Göz bebeğindir o senin. Anne bir yumurta daha ver, bu az. Hayır kızım, iki yumurta yeter. Ama anne acıkmıştır babam şimdi. Hemen yesin de iyileşsin. Bak sen. Yemek yemek istemediğinizde bunu size hatırlatırım Ece Hanım. Dur ben mikser getireyim de onunla karıştır. Anne olmaz dur. Babam uyanır. Ben bunu karıştırırım. Sen bu kadar çok mu düşünüyorsun babanı bakayım? Hem onu hem seni. İkinizi de düşünüyorum. Ama dün beni uyandırdınız güle güle. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Gülüş gülüş. Seni gidi. Hadi bıtır. Hadi bıtır. Anne ya neden siz sağlamadın? Babam uyanacak şimdi. Aç çabuk. Tamam kızım, açıyorum kızma. Teyze, hallettin mi?
Nevin. Ya sorma kızım, haberler kötü. Ne demek kötü, ne dedi sana? Yoldayım şimdi, sana doğru geliyorum. Gelince anlatırım. Oh, günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım? Pankek. Bayılırım. Biz uyandırdık değil mi seni baba? Hayır güzel kızım, ben kendim uyandım. Nevin? Hah. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sana da günaydın. Günaydın. Şefim, bana da görev var mı? Tuz koy. Tamam, bakalım tuzumuz nerede? E tuz yok burada. Bu. O şeker. Bu. Bu un. Hayır, bu değil. Un koy o zaman. Tamam, un koyayım ben. Ne kadar? İki. Günaydın. Uyandın mı? Günaydın. Hiç uyumadım ki. Biliyorum korkuyorsun. Ama merak etme, ben yanındayım. Sana bunu yapanlar cezasız bırakılmayacak. Ne yapacaksın? Kim olduklarını bile bilmiyoruz. Biliyoruz. Birinin kimliği çıktı ortaya. Diğerlerini de bulacağız. Kimmiş? Kuzenin. Nasıl yani? Hangi kuzenim? Ahmet. Timur Karadağ'ın karısını kaçırmak neymiş görecek. Hadi daha çok erken, biraz daha uyuyalım. Şimdi ne sürüyorum? Ben mi reçel mi? Bilmem. Sen seç. Annen seçsin. Anne ne sürelim? Annesi. Hı, dalmış. Bal mı reçel mi? Hayat memat meselesinde. Hadi. Ha, alo teyze, geldin mi? Of, tamam geliyorum ya. Ne oldu? Teyzem kapıda kalmış da gidip alıyoruz. Ben alırdım. Yok yok, siz oturun, ben alırım. Ama sen de hadi. Tamam. Ya gelmedi mi Evin Hanım'ı ha? Adem kurtarmadı mı onu? Adem beni annesi gibi sever. Vallahi bir yüz yüze geleyim, hepinizi şikayet edeceğim. Haber verdik. Gelsin, alacağız içeri. Aa, ben onu bunu bilmem. Ne bu böyle be suçlu gibi? Tamam, ben geldim. Teyzemi içeri alabilirsiniz. Açalım kapıyı. Aç. Nevi. Kızım ne bu böyle, etten duvar örmüşler buraya? Teyze. Kadın dönüp gelmedi mi? Ha? Ne bu tantana böyle? Teyze hadi gel. Teyze Allah aşkına sen şimdi onu bunu bırak da anlat bana neler oldu ya. Ay kızım, yandık bittik biz ya. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. Oh, yeter kızım ama bak şiştim. Vallahi göbek oldu bak. Ama iyileşmen için. Bir tane daha. İyi hadi, bir tane daha olsun. Ama sen de yiyeceksin. Anlaştık mı? Efendim?
Beni mi görmek istiyor? Tamam, geliyorum birazdan. Tamamdır. Gidiyor musun? Gideceğim ama... kızımın elinden bir tane daha pankek yemeden şuradan şuraya gitmem. Sen de öyle bana yedirmek yok. Kocaman aşk, kocaman. Ben yedireceğim, kocaman. Oh! İyi halden çıkacakmış da. Adem'i gazetelerde görmüş de. Zenginlerle çalışıyormuş da. Bir sürü terane işte. Nesi para istiyor kızım. Yeni bir hayata başlayacakmış. Bunun için paraya ihtiyacı varmış. Ne parası teyze? Bu zenginlik benim mi sanki? Nereden bulacağım o parayı ya? Kim bilir kaç lira isteyecek? Vallahi miktar belirtmedi kızım ama gözü yükseklerde belli. Teyze böyle bir şey olmamalı biliyorsun değil mi? Vallahi kızım ben usulünce anlatmaya çalıştım. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Of. Nevin. Aslan damadım benim. Büyük geçmiş olsun valla. Gider gitmez kurşun döktüreceğim size. Nazarlar değiyor hep. Yani bu ne böyle canım? Kıskananlar çatlasın. Hoş geldiniz. Ne konuşuyordunuz böyle hararetli? Ne konuşacağız canım? Senin başarılarını tabii. Olanı biteni. Sen niye çıkıyordun? Timur Bey çağırmış. İşim bitsin geleceğim. Tamam mı? Hadi geçin. Teyze ben ölürüm de o Ferda'nın Adem'le konuşmasına izin vermem. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. İyisiniz değil mi? Bir şey mi lazımdı? Senin telefonunu kullanabilir miyim Fatma? Kuzenimi arayacağım da. Tabii. Neredeydi? İstediğinizi arayabilirsiniz. Buyurun. Hemen burada arayacağım. Tamam. Yasemin Hanım siz burada mıydınız? Timur Bey bahçedeymiş. Sizi bekliyor. Tamam giderim şimdi. Hemen dedi ama. Yasemin yıllardır görmemiş kuzenini ama bir gelsin iyice dedikleyelim. Bir anlayalım kimin nesiymiş. Gel hayatım. Kolun nasıl? Merak etmeyin, gayet iyi. Adem böyle yaralara alışkındır. Merak etme. Değil mi Adem? Öyle. Ben Timur'a da söyledim. Kuzenim bu işlere karışmış galiba ama ben yıllardır görmedim onu. Yüzünü gördüğünüz herhangi biri var mı? Yok. Yani hepsinde kar maskesi vardı. Benim önümde de çıkarmadılar. Geliyorum şimdi. Alo. Teşekkür ederim. Timur'un önünde bir şey söylemediğin için. Herkesin savunma hakkı vardır. Önce seni dinleyeceğim. Sonra karar vereceğim. Tamam. Ya benden nefret ediyorsun şu an biliyorum. Ama ben kötü bir insan değilim. Yani bu insanlarla çalışmak... Ama başka çarem yoktu. Denize düşen yılana sarılır.
Annemin başaramadığını başarmana sevindim. Gökçe. Eğer babam bunu annem için yapmış olsaydı şu an seni tanıyor bile olmazdık. Bambaşka bir hayatımız olurdu. Haklısın. İnanmayacaksın ama ben de gerçekten çok üzgünüm böyle olduğu için. Ya keşke annen hayatta olsaydı ve ben hayatınıza hiç girmeseydim. Yasemin nereye gitti? Sanırım içeri girdi. Neyse. Ona da sonra anlatırım. Bu çantaya yerleştirdiğimiz çipten bir haber var mı? Maalesef. Sinyal sabit bir yerde kaldı. O yüzden hiçbir yere ulaşamadık. Adem. Demin de dediğim gibi. Sen görevdeyken bundan daha ağır yaralar almışsındır. Ama bunu bizi korurken aldın. Bu benim için çok önemli. Asla unutmam. O yüzden bazı yeni kararlar aldım. Bundan sonra güvenliğimden sorumlu sağ kolum sensin. Etrafımızda güvenilir adam bulmak çok zor. Orada iki varsın. Sağ olun. Bu köstebek konusunda da haklı olabilirsin. Demem o ki... Bence sen ve ben bu işi hallederiz. Ama sana daha çok ihtiyacım olacak bundan sonra. Ne dersin? Bekir. Bekir ne olacak? Bekir için başka tasarruflarım var, hiç merak etme. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Sonra işte Adem abi basmış mekanı. Tek başına mı girmiş? Aynen. Yani Timur Bey de gitmiş ama Adem abi zaten Yasemin Hanım'ı çoktan çıkarmış mekanı. Ulan herif harbi kahramanmış ha. Bekir abi, bu adam neymiş ya? Öyle öyle. Büyük adam. Timur Bey. Bekir. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Gel yürüyelim biraz. Tabii. Bekir, bundan sonra bütün güvenlik işlemleri, organizasyonlar Adem'e sorulmadan yapılmayacak. Sorumlu o. Timur Bey, merakımı bağışlayın ama bir yanlışım mı oldu? Yok, olmadı. Sen bana diğer tarafta daha çok lazımsın. Adem'in kafası çok çalışıyor. Karıştırmasın şimdi oraları. Biliyorsun asla şüphelenmemesi lazım. Ayrıca o kadar iyi tanımıyoruz. Onu uzak tutmak da sana düşecek. Anlaşıldı mı? Tabii Timur Bey. Siz nasıl emredersiniz? Güzel. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve getirdim size. Az önce konuşamamıştınız. Teşekkür ederim. Ben çıkayım, rahat rahat konuşun siz. Eyvallah baba, kolay gelsin. Alo? Ben sana güvenmiştim. Nasıl kazık atarsın ya? Yasemin? Ya Adem gelmese beni öldürecektiniz. Benim de haberim yoktu ki. Kunduzi'nin altemesi hepsi. Tamam, tek derdimiz o değil şu an. Seni biliyorlar. Yani git saklan bir yerde.
Biliyorlar mı? Bir tek beni mi? Evet, şu an bir tek senin ismin geçiyor. Seni bulurlarsa her şey ortaya çıkacak. Allah kahretsin ya. De bir an önce saklan, tamam mı? Tamam. Tamam Yasemin, tamam. Abi, kurtarma operasyonu bayağı işimize yaradı. Timur Bey'in güvenini kazandım artık. Seni sağ kıllı yat. Çok iyi. Böyle devam. Bir de bu kuzen işi vardı ya. Şu Yasemin Hanım'ın kuzeni. Ahmet Toksöz. Onu bulmamız lazım. Ondan almam gereken cevaplar var. Tamam. İlgileniyoruz. Buradaki misafirimize de bir sorarız bakalım. Tamam. Bizimkiler her yere bakmış abi. Evi, mahalleyi. Her yeri talan etmişler. Hiç kimse görmemiş. Telefonlarımızı da açmıyor. Ailesi de piyasada yok. Ya bu Ahmet bir film çeviriyor ama... Ya ben nasıl böyle bir tufaya geldim ya? Başka bir emrin var mı abi? Abdullah abi, selamun aleyküm. Abi rahatsız ediyorum. Ya belki biraz şey yapacaksın ama... taşkaleli bir durum var. Nevin, kız odasına yatıralım mı artık? Nevin. Ay. Korkma benim. Ay özür dilerim ya, dağılmışım. Kızı diyorum, yatıralım mı? Ha evet ya, yine koltukta uyudu. Sonra gece kalkar yanımıza gelir yine her zamanki gibi. Bu kadar dedim, git yatağına yat diye ama dinlemedi inatçı. Tamam, ben yatırayım. Hadi sen de bize kahve yap. Tamam. Kızım. Ece. Ece. Kızım. Gel böyle dur. Efendim teyze. Kız Nevin, benim içime dert oldu vallahi. Ay ben bu gece dizimi bile izleyemeyeceğim. Teyze, Adem evde, şu anda konuşamıyorum, kapamam lazım. Kız ben bu gece nasıl uyuyacağım ha? Kadın bizi rahat bırakmaz, ben sana diyeyim. Konuş içim darlandı vallahi, yeter. Sen yat kalk da o parayı nasıl bulacağız onu düşün. Başka kurtuluşumuz yok çünkü. Yardım lazım mı? Yok, sen otur. Ben kahveleri koyup geliyorum. Yasemin. Rehberin. Hesapların, aplikasyonların, her şey aktarıldı. Kullanmaya hazır. O kadar aceleye gerek yoktu. Nasıl yoktu? Bundan sonra evdeyken bile üstünde taşı lütfen. Bir odadan öbür odaya geçerken sana ulaşamazsam deliririm bundan sonra. Desene, hapishanemin duvarları gittikçe daralıyor. Adem yanındayken özgürsün, merak etme. Thank you.
zamandır böyle karşılıklı kahve içmedik. Timur Bey bir görev değişikliği yaptı. Nasıl yani? Artık korumayacak mısın Yasemin Hanım'ı? Koruyacağım. Ama sadece onu değil. Bütün aileyi koruyacağım. Adem, bu daha tehlikeli değil mi peki? Ya benim için hepsi aynı. Ne fark eder ki? Kararlısın yani. İşini bırakmayacaksın. En azından bir süre daha buradayız. Peki kim kaçırmış Yasemin Hanım'ı? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bu orası karışık. Nasıl karışık? İşin içinde Yasemin Hanım'ın kuzeni var. Yani anlayacağın aile meselesi olmuş bu. O adamı bulursak işin aslı ortaya çıkacak. Gerçek her zaman ortaya çıkar. Bak, onlar için üzme kendini. Bizim ailemizde olan biten her şey gerçek. Gerisi sadece iş. İnsan kendi kanından birine ihanet eder mi? Günaydın. Günaydın canım. Hayırdır? Erkencisin bu sabah. Bir de böyle giyinmişsin, hazırlanmışsın. Ya aslında çok uyku tutmadı da kafam çok karışık. Ben de içimin karışıklığını dışımı düzenleyerek kurtarmak istedim. Yoksa biliyorsun kahvaltıya bile pijamayla iniyorum ben. Acaba sen gitgide bana mı benziyorsun? Bana mı öyle geliyor? Ama bak, sevdim bu halini. Berna, Yasemin'e de benzeyebilirdim ha, ona göre. Hayatta izin vermezdim de. Anlat bakalım, ne oldu? Niye uyuyamadın sen? Ya öyle çok spesifik bir sebebi yok. Genel olarak her şeyle alakalı. Ya hiçbir günümüz normal geçmiyor ki. Hangi köşeye dönsem, hangi odaya girsem bir olay, bir tuhaflık, saçma sapan şeyler. Sinirim bozuluyor artık. Ama tatlım, yani bir yandan Yasemin'e üzüldün tabii, daha çok babana. Haklısın ama bak, sonuçta döndüler. Sağ salim evdeler. Sen de sıkma canını artık. Ya mevzu tam olarak o değil. Sen bana şey demiştin ya, Yasemin'e çok güvenme. Hani o babanla evlenmeseydi oyuncu olurdu zaten falan. Benim de gözüme çarpan böyle birkaç bir şey var. Seninle onu konuşacaktım aslında. Ya Berna, bak artık babamla konuşmam lazım. Biliyorsun Yasemin'e çok bağlı. Yasemin deyince akan sular duruyor, geçenki olayda gördük zaten. Ama bilmiyorum yani, o kadar
bağlanmalı mı, güvenmeli mi hiç emin değilim. Sanki Yasemin böyle ufacık bir şey yapsa babam hemen devrilecekmiş gibi hissediyorum. Sen bir şey mi biliyorsun? Yok. Bildiğim bir şey yok. Yani ne bileyim, babamı kaybedeceğim diye böyle triplere falan girdim herhalde. Bir de büyüdüm. Artık babama ben göz kulak olmak istiyorum. Ya sen büyüdün de babana göz kulak mı oluyorsun? Canım benim. Sen çok umursamaz görünüyorsun ama çok hassas bir çocuksun. Berna, ben çocuk değilim. Değil misin? Değilim. Allah Allah. Hem sana ben bunu niye anlattım ya? Hadi geç kalıyorsun, git. Tahmin et kimin yüzünden geç kalıyorum. Bak gidiyorum ama sakın arkamdan ağlama, tamam mı? Ya. Haydi öptüm seni, görüşürüz. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. Vallahi kızım, ben usulünce anlatmaya çalıştım. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Nevin? Erkencisin. Evet, uykum kaçtı. Yani yatakta dönmek yerine kalkayım dedim. Kaçmasın artık uykun Nevin. Geçti bitti artık her şey. Ya geçmediyse? Ya daha kötü olursa her şey? Ona bak. Bir sıkıntın var da bana mı anlatmıyorsun? Ya Adem, biliyorum. Daha dün konuştuk. Ama ben diyorum ki Yasemin Hanım da güvendeyken hazır. Sen istifa etsen. Eski hayatımıza geri dönsek. Eski evimize. Dönemeyiz. Adem, ben sevmedim bu yeni hayatı. İnsanların bize bakışı değişti iki günde. Böyle bir eve taşındık diye herkes zengin olduk zannediyor. Hiçbir şey bilmiyorlar. Sen devamlı tehlike içindesin. Hem bu Yasemin Hanım da yani... Bilmiyorum, bir tuhaf. Nasıl, ne demek o? Daha adını koyamadım ama bir rahatsız oluyorum onu görünce. İçime sinmiyor. Yani haklısın tabii. Çünkü bu insanlar yani bizim bildiğimiz insanlara benzemiyorlar. Ama bak, biz bir sebep için buradayız. Zamanı gelince döneceğiz. Anlaştık mı? Ben bakarım. Günaydın. Günaydın. Rahatsız etmemek için uğramadım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ya siz de kusura bakmayın, sabahın köründe rahatsız ettim. Adem kalktı mı acaba? Evet. Bir izinle biliyorum ama gerçekten konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii, buyurun, içeride konuşun. Yok, gerek yok, ben burada beklerim. Tamam, ben çağırıyorum. Yasemin Hanım geldi, kapıda seni bekliyor. Çok önemli bir şey konuşacakmış. Tamam. Ben dün gece çok düşündüm ve neden böyle bir oyuna kalkıştığımı bilmek hakkın. Fatma. Buyurun. Yasemin'i gördün mü? Bahçeye çıktı Timur Bey.
Sen bana sormuştun ya hayatın nasıl falan diye. Ben de böyle bu kadar demiştim. Aslında bu kadar değil. Ben Timur'u çok sevdim. Gerçekten sevdim. Çok etkiledi beni. Ve herkesin düşündüğü gibi parası ya da zenginliği değil. Bana olan ilgisi, o gücü çok etkiledi beni. Evlendikten sonra Timur değişti. İçinden bir canavar çıktı. Mesela bir tebessüm ya da birinin bana bakması bile dayak yemeye sebep oluyordu. Mesela bu. ...25 yaşımda... ...doğum gününde... ...biri bana çok... ...gülümsemiş mi? Ben de... ...çok samimi bir şekilde hoş geldiniz mi demişim. Eve geldiğinde beni... ...cama fırlattı. Ve her seferinde özür diledi biliyor musun? Affet beni, seni çok seviyorum, bir daha olmayacak. Ben de inanmak istedim. Gerçekten bir daha olmayacağına inanıyordum. Çünkü Timur'u seviyordum ve değişecekti bu adam. En büyük hatamız da bu biliyor musun? İnanıyoruz, inanmak istiyoruz. Karşımızdaki o sevdiğimiz insanın gerçekten değişeceğine inanıyoruz. Ama değişmiyor. Sonra ben karar verdim. Boşanmak istediğimi söyledim. Ya Timur bunu asla kabul etmedi tabii. Sonra ben kaçtım. Beni buldu. Bir daha kaçtım. Bir daha buldu. En son kaçmamda da beni kardeşimle tehdit etti. Eğer bir daha kaçarsam, kaçmayı denersem bile kardeşini öldürürüm. Öyle dedi bana. Ben de kardeşimi korumak için kaldım. Çünkü başka çarem yoktu. Günaydın Timur Bey. Günaydın. Yasemin Hanım'ı gördün mü? Az önce buradan geçti. Sonra Leman Hanım'ın başına gelenler aklıma geldi. Leman Hanım öldükten sonra Timur ondan vazgeçti ve beni buldu. Ben ölürsem benden de vazgeçecekti. Ben de kurtulacaktım. Bu şekilde de bu gördüğün adamlarla bir anlaşma yaptım. İğrenç bir anlaşmaydı. Çok kötü bir plandı biliyorum. Ama gerçekten başka çarem yoktu. Thank you.
Sen gelmeseydin şu an ölmüş olabilirdim. Ama burada olmak aynı hissiyatı veriyor bana. Alo. Tamam, kapat, geliyorum. Benim tek istediğim yeni bir hayata başlamak, özgür olmak. Hani onun parası, pulu, hiçbir şey umurumda değil. Ama sen şu an bunların hepsine engel oluyorsun Adem. Ve bunları söylediğim için de benden nefret etme. Ve bütün bu olanları anlatmamın sebebi Timur öğrenmiş, öğrenmemiş. Timur benim umurumda bile değil. Ama senin küçük bir kızın var. Ve genç bir kız olacak ve bir baba olarak benim kızımın başına gelmez diye düşünme. Çünkü bu fakirmiş, zenginmiş, iyi okulda okumuş, okumamış. Öyle bir ayrımı yok. Kimin başına ne geliyor bilmiyoruz. Yani dikkat et. Kızına da dikkat et. Her kafanız karıştığında beni aramayın. Size bir görev verildi. Sorumluluk alın. Karar verin. Değil mi? Haklısınız. Tamam. Günaydın. Kahvaltı çok güzel. Senin için hazırlamışlar. Gelsene. Günaydın. Börekler hazır. Sizin sevdiğiniz gibi patatesli yaptım. Ellerine sağlık ama zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti, olur mu öyle şey? Lütfen buyurun. Afiyet olsun. Herkese günaydın. Fatma bana Adem'i bulur musun? Tabii Timur Bey. Günaydın herhalde. Kokular ta dışarıdan geliyor. Vallahi Yasemin'in kurtulmasına özel. Herhalde her sabah 1000 kalori falan alacağız biz. Hava güzel bugün. Havuzda yıkarsın. Günaydın. Günaydın. Timur, hazırsan şirkete birlikte geçelim mi? Kahvaltıyı yapalım, geçersin. Hayır demeyeceğim çünkü yemedim. Afiyet olsun size. Rasim abi. Ha, Nevin ben. Adem evde unutmuş da telefonunu. Yakınlarda mı kızım? Acil bir durum var da. Adem'le mutlaka görüşmem lazım. Tamam, ben bulup aratırım seni. Tamam kızım. Sağ olasın. Kızım, ben hemen geliyorum. Sen evden çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam anne. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Timur Bey, beni çağırmışsınız. Otur Adem, katıl bize. Rahatsız etmeyeyim. Halletmem gereken işler var. İşler beklesin. Bir çay iç. Günaydın. Afiyet olsun. Kusura bakmayın, Adem telefonunu unutmuş da evde.
Bak istersen önemli olabilir, Rasim abi söyledi. Adem kötü bir şey mi oldu?